Ulan bunlar ölmüş olmasın? Ne? Bir dakika abicim, ne ölüsü ya? Sabo! Sabo! Oğlum uyan! Bir şey istiyor. Bir de mi istiyorsun lan? Ha? Öldü bu. Bu da ölmüş oğlum. Ne yaptın lan? Demir. Ne? Ne bakıyorsunuz? Ne yapsaydım sizi öyle eli kolu bağlı görünce dayanamadım. Elimin ayarı fazla kaçtı herhalde. Yok, sorun değil. İş kazası deriz, olur biter. Yani Arif diyor ki artık sen de ailedensin. Bir gereğini yapacağız. Ama önce şu cesetlerden kurtulmamız lazım. Hadi. Hadi abicim, hadi, hadi, hadi. Öldü gitti bunlar. Ne yapıyorsun? Lan bir şey yok. Yavaş. Ulan. Ya siz de yordum, gece gece başınızı belaya sokun. Kusura bakmayın. Yahu ne demek Demircan? Koçum benim, sen bizim kahramanımızsın. Lafım olur ya. Demircan değil abi, Demir. Demir. Takılma bunlara. Ya artık sen ailedensin. Hepimiz kardeşiz, birimiz. Hepimiz birimiz için. Ha? Yeter ya. Ben bu D'Artagnan saçmalığına ortak değilim. Suçlu Demir. Gözlerimle gördüm. Gerekirse şahitlik de ederim. Tabii. Eğer istediğimi vermezsiniz. Neymiş istediğin kaltak? Her şeyi istiyorum. Herkes kendi payına düşeni tek tek bana verecek. Gerekirse her şeyi polise anlatırım. Ya da... Ya da... Beni de öldürmek zorunda kalırsınız. Salak var, öldürtecek kendini var. Size gerçeği açıklamanın zamanı geldi. Allah, yakalandık. Sen de kimsin be adam? Ben Kardeşlik Birliği'nin baş avukatıyım. Meslektaşım Aslı Hanım beni çok iyi tanır. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Nedir bize açıklayın şahınız beyefendi? Ulan, yoksa babam değil mi? Yine piç mi kaldım ben ya? Lafı fazla uzatmayacağım. Kadir Bey'in sahte vasiyeti görevini tamamlamış görünüyor. Ben de gerçek vasiyeti açıklamak için geldim. Bir dakika. Beyefendi, şunu baştan anlatır mısınız? Tamam. Öncelikle her şeyi liderimiz Kadir Bey'in isteği doğrultusunda yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Bu ev kameralarla günlerdir izleniyordu. Her yer mi izleniyordu? Her yer değil tabii. Kimsenin kıçına meraklı değiliz. Oh. Kadir Bey tüm mal varlığını Kardeşlik Birliği'ne bağışladı. Aslı Hanım'ın açıkladığı miras sahteydi. O yüzden ben bu vasiyeti getirdim ve böylece sizin elinizdeki vasiyet geçersiz kalıyor. Doğru. Bendeki sahteymiş. Kadir Bey tüm mirası kardeşliğe bırakmış. Oh be abi. Sonunda eşitiz yani. Ben de bana bir şey kalmadı diye üzülmem artık. Basit. Ha? Bana bak, bu kaldı. Ne yapıyorsun abi? Pardon. İyi de neden babam böyle bir sahte vasiyet hazırlamış ki, direkt bu birliğe bıraksaydı da olurdu yani. Hepsi Kadir Bey'in oyununun bir parçasıydı. Öncelikle Kadir Bey, Kerim'e kavuşmak ve ölmeden önce onu görebilmek için sahte bir miras hazırlattı size. Şimdi anlıyorum. Kadir Bey Kerim'e ulaşmak için önümüze bir yem attı. Vay be. Babalık hepimizi iyi yemlemiş ya. Sadece o kadar da değil. Hepinizi bir araya toplamak ve kardeşleri buluşturmak da istedi. Miras, birbirinizi yakından tanımak için çok iyi bir yoldu. Doğru düşünmüş vallahi. Olmayan miras bizi ne hale getirdi, baksanıza. Kadir Bey bu olacakları tahmin etmiş ki benden tam bu noktada devreye girmemi istemişti. Şimdi siz her şeyi biliyor musunuz? Evet. O zaman polis gelmek üzeredir. Polis niye gelecekmiş ki? Ben bir şey görmedim. Ben sadece 6 kişinin hayatının kurtulduğunu gördüm. Aslında bir de Eda Hanım'ın sizi tehdit ettiğine şahit oldum. Ne? Evet. Ne tehdidi? Ama yine de polisi çağırmadım. Biz de böylelikle yolumuza bakarız. Ben hep söylemişimdir zaten. Para beni bozar, üstelik bir de gaz yapar. Ben de buna en yakın şahitlerinden bir tanesiyim abicim. Ayrıca para da neymiş ya? Ben aşkımı buldum zaten. Bence biz gerçek mirası kardeşlikte bulduk. Be abim.
Bana bak Demircan. Hemen nikah kıy şu kıza. Ha? Çocuk çalışmalarında başlayın, tamam mı? Yani bir yeğen istiyorum. Bu aileye bir bebek yakışır. Sen hiç merak etme abicim. Bu akşam hemen çalışmalara başlıyorum. Ben de sana bebek yaparım aşkım. Hem de ikişer ikişer. Herkes hak ettiğini bulmuştu. Üçümüz de beş parası sersefil ortada kalmıştık. Acilen bir şeyler olmak zorundaydı. Ve oldu da. Aniden çişimiz geldi. Oha, ne lan bu? Yuh! Vay başıma gelen be. O ne oğlum lan? Öyle abi. Lan oğlum, parayı bulmuşuz. Haberimiz yok ha. Yürü. Miras buradaymış abi. Olmuyor. Olmuyor. Abicim nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor? Tam dediğini yapıyorum hani böyle. Abicim. Abi yok sette. Bu bir. Hocam var. İkincisi oğlum. Seyirciye aşk, seks, şehvet. Bütün duyguları hissettirmemiz lazım. Sen şanslısın ya. Ben sana sulu yemek çıkarıyorum. Biz bunları iki poğaçayla yapıyorduk. Hatırlasana. Tamam abi. Say. Motor hemen başlıyoruz. Motor!